Merhaba arkadaşlar, Akademi Kafa Dengi'ne hoş geldiniz. Ben YouTuber hocanız Coşkun Ocak. Bugün sizlerle insan fizyolojisinden üreme sistemi konusunu işleyeceğiz. Hemen konumuza geçelim. Önce üremenin tarifini yapalım. Daha sonra insanda gerçekleşen üremenin esaslarından ve bununla ilgili yapılardan bahsedelim. Üreme, canlıların ortak özelliklerinden bir tanesi. Canlılar nesillerini devam ettirmek için kendine benzer bireyler meydana getiriyorlar. Bunu da eşeğri ya da eşeğisi olarak yapabiliyorlar. İnsan eşeğli olarak yürüyor. Yani iki ata bireyin oluşturduğu üreme hücrelerinin birleşme sonucu oluşan zigottan gelişmek suretiyle yeni bireyler meydana geliyor. Bunun için eşeğli üremede her bir ebeveyn, yani anne ve baba diye nitelendirdiğimiz bireyler gametler oluşturuyorlar. Yani eşeğ hücreleri meydana getiriyorlar. Bunun için dişi ebeveyn bölünmek suretiyle mayoz bölünme sonucunda yumurta hücresi oluştururken erkek ebeveyn de yine mayoz bölünme sonucu sperm hücreleri oluşturuluyor ki bunların genel ismi eşeğ hücresi, gamet ya da gon olarak adlandırılabiliyor. Bunlar mayoz bölünmeyle meydana getiriliyorlar. Şuraya belirtelim. Dişi ebeveynde mayozda yumurta hücresi, erkek ebeveynde mayozda sperm hücresi oluşturuluyor. Oluşan bu hücreler yani gametler birleşiyorlar ve zigot oluşuyor ki bu birleşme olayına döllenme diyoruz. Oluşan zigot her iki ebeveynden de genetik madde alıyor. Yani genetik yapısının yarısını annesinden, yarısını babasından alan zigot iki ebeveynden de gelen genlerin kombinasyonunu taşıyor. Dolayısıyla ne tam olarak anneyle aynı ya da ne de tam olarak babayla aynı genetik yapıda değil. Kendine özgün bir genetik yapıya sahip oluyor. Evet, bir görselle bunu gösterelim. Erkek ebeveyni görüyorsunuz. Mayoz bölünme sonucu yani genetik çeşitlik sağlayan bir olay sonucu sperm oluşturuyor. Ebeveynlerden dişi birey yani anne mayoz bölünmeyle yumurta oluşturuyor. Daha sonra bu ikisi birleşiyorlar. Yani döllenme gerçekleşiyor. Dolayısıyla bununla da genetik çeşitlilik sağlanıyor. Ve zigot meydana geliyor. Zigot en kromozomlu yumurtayla en kromozomlu spermin birleşmesi sonucu oluşan iki en kromozomlu yapı. Ebeveynler yine çift takım kromozom sayısına sahip bireyler. Dolayısıyla oluşan zigot ve ondan gelişen embriyo ebeveynlerle aynı kromozom sayısına sahip ama yapısal olarak ve içerik olarak kromozomlar genetik olarak farklılık arz edecek şekilde ya da anne ve babanın karışımı, kombinasyonu şeklinde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu süreçte özellikle zigot oluşana kadarki sürece üreme olayı diyoruz. Zigottan sonraki sürece ise gelişme süreci diyoruz. Üremeyi sağlayıcı olaylar genetik çeşitlik sağlıyor. Ancak gelişmede genetik çeşitlik sağlayıcı bir olay gerçekleşmiyor. Sadece hücrelerin ya da organların farklılaşarak yeni görevler üstlenmesi söz konusu olabiliyor. Onun için mayoz ve döllenme ile genetik çeşitlik üreme olayına sağlanırken gelişme olayı büyük oranda mitoz ve hücrelerin farklılaşmasıyla genetik çeşitliğin oluşmadığı olaylar şeklinde gerçekleşiyor. Evet, üreme hücrelerini üreten organlara gonat adını veriyoruz. Erkekte sperm üreten gonatlara testis diyoruz ya da Türkçesi erbesi diyoruz. Dişide yumurta üreten gonatlara ise yumurtalık ya da ovaryum adını veriyoruz. Üreme sisteminde eşeğ hücrelerin geçtiği kanallar, bu kanallara salgısını boşaltan bezler ve dış üreme organlarına yardımcı eşeğ organları diyoruz. Yani temelde olaylar üreme bezlerinde gerçekleşiyor. Yani yumurta ve sperm buralarda üretiliyor. Ama daha sonrasında bunların ilerlediği kanallar ya da bu ilerleyiş üzerinde etkisi olabilecek çeşitli sıvıları salgılayan bezler ve birleşmeyi sağlayabilecek dış üreme organları da yardımcı eşeğ organları olarak adlandırılıyor. Birazdan bundan bahsedeceğiz. Sistemin çalışması sinir sistemi, hormonal sistem tarafından da kontrol ediliyor. Yine konunun ilerleyen kısımlarında bundan bahsedeceğiz. Evet, erkek üreme sistemiyle başlayacağız. Daha sonra dişi üreme sisteminden bahsedeceğiz. Ve döllenmeyi de anlatarak konuyu tamamlayacağız. Erkek üreme sistemini oluşturan temel eleman testislerdir. Bir çift sağ ve sol kısımda bulunur ve genellikle anne karnındaki bir erkek çocuk için karın boşluğunda bulunan bu yapılar doğum esnasında ya da doğumdan kısa bir süre sonra vücut dışına doğru itilerek skrotum adlı bir kesenin içerisinde bulunur. Testislerin hemen üzerinde bir bez niteliği taşıyabilecek epididimis adlı bir yapıyı görüyoruz. Şöyle farklı bir renkle gösterelim. Şurada epididimisi görüyoruz. Şu kısım testis. Şurası epididimis. Epididimisin devamında sperm kanalına adını verdiğimiz vaz deferansı görüyoruz. Oluşan spermin vücut dışına doğru hareket ettiği. Yardımcı bezleri görüyoruz. Bunlardan prostat bezini şu bölgede görüyorsunuz. Seminal kesecik bez niteliğinde yine bir sıvı salgılıyor. Bunun yanı sıra kalfur bezini yine şurada penisin üst kısmında görüyoruz. 3 tip bezle ya da 3 tip yapıyla da yardımcı
bez niteliğinde çeşitli sıvıları salgılayan yapıları görüyorsunuz. Bunun dışında üreme organı olarak da penisi yine alt kısımda görmektesiniz. Testis biraz açılarak gösterilmiş. Testisin içinde çok sayıda seminifer tüpçükleri bulunuyor. Bu tüpçüklerin içinde özel hücreler var. Birazdan bahsedeceğiz. Bu hücrelerde sperm adını verdiğimiz erkeğe ait üreme hücresi oluşturuluyor. Oluşan hücre sırasıyla epididimiz. Numaralayalım. Testiste üretilmiş spermler için söylüyorum. Epididimiz baz deferans yoluyla üretraya bağlanır. Şu penisin içinden sona kadar uzanan kanal üretradır. Üretraya buradan da vücudun dışına doğru hareket edecektir. Testislerin içinde seminifer tüpçükleri bulunduğunu şekil üzerinde gördük. Bu tüpçüklerin içinde Sertoli hücreleri bulunmaktadır. Genellikle spermleri destekleyen ya da besleyici etkiye sahip özel hücrelerdir. Tüpçüklerin arasında ise Leydig adı verilen yine başka bir hücre tipi bulunur ki bu hücreler testosteron adlı bir hormon salgılayarak sperm oluşumunu ve olgunlaşmasını düzenleyici etkiye sahiptir. Epididimizde sperm hücreleri olgunlaşır, hareket ve döllenme yeteneği kazanır ki erkekte mayoz bölümü sonucu oluşan ilk hücreler tam olarak hareketli ya da döllenme yeteneği hareketli olmayan ya da döllenme yeteneği olmayan hücreler şeklindeyken hormonal etkiyle yine testis kısmında olgunlaşarak hareket ve döllenme yeteneği kazanacaktır. Buradan epididimiste olgunlaştıktan sonra sperm kanalına, buradan da üretrayla penisten dışarı atılacaktır. Yardımcı bezlerden olan seminal kesecik, Kafur bezi, yine görselde görmüştük ki buna bulbo-uretral bez adını da veriyoruz. Ve prostat bezleri bir sıvı oluşturuyor. Bu sıvıya semen diyoruz. Spermler bu sıvının içinde hareketli bir yapıya sahip. Bu sıvı spermli dişi üreme sisteminin asidik ortamından koruyucu etkiye sahip. Aynı zamanda spermlerin hareketini kolaylaştırıcı, kaygan bir ortamda oluşturuyor ama temelde spermler bu sıvıyla birlikte dişi vücuduna gidiyor ve dişinin üreme sisteminin asit ortamından spermleri koruyor ya da canlılığının korunmasını sağlıyor. Prostat bezi spermle idrar atılımını düzenliyor ki prostat bezinin devamındaki prostat bezinin hemen alt kısmındaki üretradan hem idrar hem de sperm hücreleri atılabiliyor. Bunların geçiş önceliği prostat bezi tarafından sağlanmış oluyor ya da düzenlenmiş oluyor. Evet, erkek bireyde meydana gelen sperm oluşumu olayına spermatogenez adını veriyoruz ki bu testislerde gerçekleşen bir olay, bundan bahsettik. Erkek üreme sisteminde seminifer tüpçüklerin içinde mayozda sperm oluşumu olayı spermatogenezdir. Sperm hücreleri testislerin seminifer tüpçüklerinde hormonal etkiyle ya da düzenlemeyle üretilir. Sperm üretecek hücrelere genelde sperm ana hücreleri ya da spermatogonyum adı verilmektedir. Bu hücrelerin öncelikle mitoz bölünme sonucu sayısının çoğaltılması gerekmektedir ki burada iki tanesini görüyorsunuz ama aslında sayısı milyonlara bulabilir. Oluşan spermatogonyumlardan gelişen birinci spermatositler mayoz 1 bölünmeyle kromozom sayısı yarı yenerek ikinci spermatositlere dönüşmektedir. İkinci spermatositler ise mayoz 2 ile hücre sayısını artırarak yine en kromozomlu spermatitlere dönüşür. Yani mayoz bölünme şu iki çizgi arası olarak düşünmeniz gerekiyor. Önce sperm ana hücreleri mitozda sayıca çoğaltılıyor. Mitozda ana hücre çoğalır, ana hücreler çoğalır, milyonlarca mayoz bölünme geçirebilecek ana hücreler meydana getirilir, çoğalır diyelim. Daha sonra her biri mayoz bölünerek her birinden 4 tane spermatit meydana gelir. Mayoz bölünmeye başlayan ilk hücreye birinci spermatozit diyoruz. Bunun çift takım kromozom var, yani erkek bireyin vücut hücreleriyle aynı kromozom sayısına ve yapısına sahip. Ancak mayoz 1 bölünmeyle kromozomlar yarıya düşürülerek ikinci spermatositler oluşturuluyor ve en kromozomlu hücreler meydana geliyor. Mayoz 2 ile de her bir ikinci spermatosit bir mitoz bölünme gibi bölünme daha geçirerek ikişer tane toplam 4 tane spermatit oluşturarak mayoz bölünme tamamlanıyor. Sonrasında hücresel farklılaşma ile spermatitler spermlere dönüşüyor. Yani döllenme yeteneği kazanıyor ya da olgunlaşıyor ki kuyruklu ya da hareketli bir yapıya sahip olduğunu da alttaki şekilden görüyorsunuz. Erkek üreme hücresi olan sperm hücresinin yapısı işleviyle uyumludur ki bir döllenme olayının gerçekleşmesi için erkekte oluşturulan spermin penis aracılığıyla dişi üreme sistemine aktarılması gerekiyor. Tabi bu ikisi arası mesafeyi de spermin hareketli yapısıyla kat etmesi gerekiyor. Spermin bu özelliği sağlayabilecek hareketli bir yapıya sahip olduğunu biliyoruz. Spermin 3 kısmı bulunuyor. Bunlardan biri baş, diğeri küçük bir boyun kısmı ve uzun bir kuyruk kısmı. Spermin baş kısmının ucunda akrozom denilen hilal şeklinde bir kese yer alıyor ki bu kese içinde spermin yumurta zarını kısmen delecek olan enzimleri bulunuyor. Spermin boyun kısmında çok sayıda mitokondri bulunuyor ki sperm hücresi yumurtaya oranla çok daha küçük.
Baş kısmındaki sitoplazmik alan çok yeterli değil. Hatta içinde besin depolama özelliği de yok. Bundan dolayı sperm daha çok semen sıvısıyla besleniyor. Ya da kanalların içinde ilerlerken seminifer tüpçükleri içinde Sertol hücreleri tarafından besin ihtiyacı karşılanıyor. Tabii enerji ihtiyacını karşılaması için çok sayıda mitokondriye ihtiyacı var ama küçük bir sitoplazmik alan olduğu için baş bölgesinde mitokondri bulunmuyor. Daha çok boyun kısmında bulunduğunu biliyoruz. Kuyruk kısmı ise spermin hareketini sağlayan kısımdır. Spermin yapısını burada da görelim. Üç kısımdan oluşuyor dedik. Baş kısmını görüyorsunuz. Küçük bir sitoplazmik alana sahip ki bunun büyük bir kısmını çekirdek içeriyor. Çekirdekte de tek takım kromozom olduğunu biliyoruz. Uç kısmında hilal şeklinde bir yapı görüyorsunuz. Şöyle gösterelim. Bu yapı içinde yumurta zarını delici enzimler var. Boyun kısmında mitokondrileri çok sayıda üst üste dizilmiş halde görüyorsunuz. Kuyruk kısmında hareket sağlayan yapı olduğunu yine görmektesiniz. Küçük bir hücre tipidir. İnsan vücudundaki en küçük hücrelerden biri olduğunu söylemek mümkün. Besin depolama özelliği yok. İhtiyacı olan besini seminifer tüpçükleri içinde daha çok Sertol hücrelerinden destek şeklinde almakta. Sperm kanalları içinde de daha çok semen sıvısıyla besin ihtiyacını karşılamaktadır. Erkek üreme sistemi hormonlarla nasıl kontrol ediliyor? Hormonlarda temel kontrol edici mekanizma beyindeki hipotalamus bölgesiyle başlıyor. Hipotalamus, GnRH adı verilen ve hipofizi üreme ile ilgili salgılar yapmak üzere uyaran hormonla uyarır. Hipofiz buna bağlı olarak FSH ve LH hormonları salgılar. Bu hormonlar testislerdeki Sertol ve Leydig hücrelerini uyarır. Leydig hücrelerini uyaran LH etkisiyle bu hücreler testosteron adlı erkeklik hormonu salgılar. Yani testisten testosteron salgılanır. Bu erkek bireyde spermatogenez dediğimiz sperm oluşumu olayını başlatır. FSH hormonu Sertol hücrelerini uyararak spermatogeneze destek olurken bir yandan bu hücrelerden salgılanan inhibinle de negatif geri bildirim sağlanır. Yani bu olayın düzenlenmesi negatif geri bildirimli hormonların salgısının bir süre sonra kesilmesiyle sağlanacaktır. Erkek birey hipotalamusun hipofizi, hipofizin de testis uyarmasıyla testosteron hormonu etkisiyle de spermatogenez gerçekleştirir. Bunun sonucunda sperm oluşur. Tabii olayın sonlandırılması da yine inhibin adı verilen ya da testosteronun fazlalaşması sonucu ortaya çıkan negatif geri bildirimle sağlanır. Sertolden salgılanan inhibinin hipofizi geri uyarması ya da Leydig'den salgılanan testosteronun hipofiz ya da hipotalamusu geri uyarmasıyla GnRH salgısı ya da FSH ve LH salgısı kesilerek olaylar sona erdirilecektir. Testosteron hormonu sadece sperm oluşumunu sağlamasa erkekte ikinci eşcinsel karakterlerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Burada gördüğümüz hormonal kontrol ergenlikle başlar ve yaşlılığın belli bir zaman dilimine kadar da devam eder. Yani erkeklerde ergenlikle başlayıp yaklaşık 50-60'lı yaşlara kadar devam eden bir hormonal kontrol buradaki tabloda gerçekleştiği gibidir. Testosteron ayrıca işte sakal bıyık çıkması gibi, sesin kalın olması ya da güçlü kas yapısı gibi ikinci eşcinsel karakterlerinde ortaya çıkması üzerinde etkindir. Dişi üreme sistemi temelde yumurtalıklardan meydana gelir ki karın boşluğunda bir çift sağda ve solda yumurtalık görüyoruz. Ya da diğer ismiyle ovaryumları görüyoruz. Oluşan yumurtaların rahime doğru ulaştırılmasını sağlayan bir kanal bulunur. Buna yumurta kanalı, Fallopi tüpü ya da oviduct adı verilir. Oluşan yumurtaların getirildiği kısım ya da en geniş bölge rahim bölgesidir. Bakın şurada görüyorsunuz şu alan rahimdir. Rahimin iç yüzeyinde endometriyum dediğimiz bir duvar yapısı bulunur. Rahim ağzı serviks olarak adlandırılır. Şurada görüyorsunuz ki vajinaya açılan dar kısmı görüyorsunuz. En sonda da vücudun dışına doğru açılan delik yani vajinayı görmektesiniz. Yumurtanın oluşumu yumurtalıklarda yine mayozda gerçekleşiyor ki bu işleme oogenez adını veriyoruz ve bunun sonucunda genellikle kadınlarda her ay bir tane yumurta oluşturuluyor. Yumurtalık aynı zamanda östrojen ve progesteron adı verilen dişilik hormonları salgılıyorlar ki bu hormonlar yumurtalığın özel hücreleri tarafından üretilip yumurta oluşumunda ya da ikinci eşcinsel karakterlerin ortaya çıkmasında ya da hamilelikle ilgili düzenlemelerin yapılmasında etkili. Bunlardan bahsedeceğiz. Yumurtalığın içinde çok sayıda folikül bulunuyor ve her bir folikül içinde oosit adını verdiğimiz yumurta ana hücreleri mevcut. Bunlar kısmen gelişmiş yumurta hücreleri ve destek hücreleri yine bu bölgede bulunmakta. Yumurtalığın içindeki foliküllerden genellikle her ay bir tanesi geliştirilip içinden bir tane yumurta oluşturularak döllenmeye hazır hale getirilmeye çalışılıyor. Bunun yanı sıra tabii destek hücrelerinin bulunduğundan da bahsettik. Yumurta kanalları rahimden yumurtalığa doğru uzanan yapılardır. Kanalın içi sille epitel hücreleriyle kaplıdır.
ve içinde bir miktar sıvı bulunur. Yumurta sperm gibi hareketli bir yapıya sahip değil. Boyut olarak sperme göre çok daha büyük. İçinde bol miktarda besin depolayabiliyor. Yani kendi besin ihtiyacını kısmen belli bir zaman dilimi içinde karşılayabiliyor. Ancak hareketsiz olması nedeniyle yumurta kanalı içindeki hareket aslında kanalın içindeki sille epitel hücreleriyle sağlanmış oluyor. Yumurtalıkta oluşan yumurta bu kanala ulaştığında sillerin ve sıvının hareketiyle tüpün içinde yönlendirilir. Böylece yumurta rahime doğru ilerlemiş olur. Yumurta kanalında ilerleyen yumurta canlı bir spermle karşılaşırsa döllenme olur. Yani döllenme işlemi genellikle yumurta kanalında ya da fallopi tüpü dediğimiz tüpte gerçekleşir ve sonucunda zigot yine burada meydana getirilir. Rahim karın bölgesinin alt tarafında idrar kesesinde arka tarafında bulunan esnek, kalın ve kaslı bir yapıya sahiptir. Eğer gebelik gerçekleşirse 3-4 kilogramlık fetüsü barındırabilecek kadar esnek bir yapısı vardır. Rahimin boyun kısmına rahim ağzı ya da serviks diyoruz. Şekil üzerinde bunu gösterdik. Rahim ağzı da vajinaya açılıyor. Rahimin iç kısmını kaplayan epitel tabaka endometriyumdur. Ki bu genellikle yumurtanın döllendikten sonra bu bölgeye tutunmuş olan yumurtanın yani döllenmiş yumurtanın ya da zigotun belirli bir süre beslenmesi için uygun bir yapıya sahiptir ki kan damarları yönünden de zengin olduğunu söyleyebiliriz. Hatta hamilelik sürecinde bu zenginlik daha da artırılarak zigotun ihtiyaçları belirli bir süre buradan karşılanmaktadır. Yani yumurta hem içindeki besinden bir süre depoladığı besinden ihtiyacını karşılayabilir. Bir dönem endometriyumdan karşılar. Eğer döllenme olursa ve bir embriyonik gelişim gerçekleşirse de sonrasında plasenta adı verilen özel yapıyla anne kanındaki besinlerle ihtiyaçlarını karşılayabilir. Çiftleşme sırasında spermlerin bırakıldığı yapı vajinadır. Vajinanın kaslı ve esnek bir yapısı vardır. Eğer gebelik meydana gelmişse yani dişi hamile kalmışsa doğum kanalı olarak da yani çocuğun dünyaya geldiği yer olarak da görev yapar. Döllenme yoksa endometriyumun iç çeperi bir miktar doku sıvısıyla ve kanamayla vajinadan dışarıya atılır ki buna menstruasyon ya da adet kanaması adı verilmektedir. Evet, dişi bireylerde yumurta hücresi oluşumu oogenez olarak adlandırılıyor. Bu olay dişilerde ovaryum yani yumurtalıklarda gerçekleşiyor. Öncelikle yumurta ana hücresi diyebileceğimiz oogonyumların mitoz bölünmeyle çoğaltılması ve birinci oositlerin oluşturulması yani meiyoz 1 bölünmesinin profaz aşamasına kadarki işlem anne karnındaki bir çocukta gerçekleşiyor. Yani foliküller bir dişi birey ergenliğe ulaşmadan önce aslında geliştirilmeye başlanıyor. Ancak ergenlik döneminden itibaren meiyoz bölünmenin diğer aşamaları devam ettiriliyor. Örneğin meiyoz 1'in geriye kalan kısmı ile birinci oositler ikinci oositlere dönüştürülürken ikinci oositler meiyoz 2'nin metafaz aşamasında kadar bölünme devam ettiriliyor. Ancak bu aşamada bölünme durduruluyor. Ne zaman ki erkek bireyden sperm gelecek olur ve sperm yumurtayı dölleyecek olursa buna bağlı olarak dişideki meiyoz bölünme, döllenme sonrası devam ettirilerek aslında tam olarak yumurta oluşumu döllenme sonrası gerçekleştiriliyor. Ve sonucunda döllenmeyle yumurtadan gelen en kromozomla meiyoz bölünme sonucu yumurtada oluşan en kromozomlu çekirdekler birleşerek çift takım kromozoma sahip zigot meydana getiriliyor. Tabii ki bu her ay gerçekleşecek bir durum değil. Yani kadında her ay bir yumurta gelişimi söz konusu ki meiyoz bölünme tamamlanmadan da bu yumurta oluşumu aslında sona erdiriliyor. Ancak döllenme sonrası meiyoz bölünme tamamlanarak döllenme işlemi de buna bağlı olarak tamamlanmış oluyor. Bunun yanı sıra gelişmiş folikül içerisinde oluşan yumurta ovülasyon dediğimiz bir işlemle ya da yumurtlama dediğimiz işlemle aslında koopisteoma adlı bir yapının oluşmasını sağlıyor ki bu yapıda genellikle yumurta kanalına atılması sonrası ortaya çıkan ve menstrual döngüde gözlenen evrelerden bir tanesi. Bunu menstruasyon döngüsünde tekrar anlatacağız. Tekrar etmekte fayda var. Oogenez kadında her ay tam olarak yumurtanın oluşturulmadığı, meiyoz 2 bölünmenin metafaz aşamasına kadar gerçekleştirilen işlemler şeklinde gerçekleşiyor. Eğer döllenme gerçekleşirse erkek bireyden gelen spermle meiyoz 2'nin metafaz evresindeki hücre birleşerek zigot meydana getiriliyor. Ki bu işlem sırasında da folikül içinde gelişen yumurta folikülden dışarı ovülasyon işlemine çıkarak korpus luteum adını verdiğimiz özel bir yapıya dönüşüyor ki bu yapıya da sarı cisim adını veriyoruz. Dişi üreme sistemi hormonlarla nasıl kontrol ediliyor? Temelde östrojen ve progesteron yumurtalıklardan salgılanan iki tane hormon.
Bu hormonların salgılanmasının uyarılması da aslında hipofiz bezinden salgılanan FSH ve LH ile sağlanıyor. Bundan da bahsedeceğiz. Östrojen rahmin gelişmesinden ve diş üreme faaliyetlerinin uyarılmasından sorumlu. Östrojen ayrıca ikinci eşeysel karakter dediğimiz dişilik özelliklerini de kontrol ediyor ve koruyor. Hem östrojen hem de progesteron rahmin embriyo gelişimine hazırlanmasından sorumlu. Yani kadınlarda her ay bir yumurta oluşumu esnasında aynı zamanda olası döllenme ihtimaline karşılık rahim bir embriyonun gelişimine uygun bir ortam haline getirilmeye çalışılıyor. Eğer döllenme olursa çocuk gelişmiş olan bu rahimde, geliştirmiş olan bu rahime tutunarak embriyonik gelişimini devam ettiriyor. Eğer döllenme olmuş, olmamışsa döllenmemiş yumurta bu kalınlaşmış duvarın parçalanması sonucu rahim duvarının parçalanması sonucu ay sonu kanaması denilen kanamayla dışarı atılıyor. Onun için östrojen ve progesteron her ay aslında rahmi olası bir döllenme ihtimaline karşılık embriyonun gelişimi için uygun bir ortam haline gelmesini sağlıyor ya da hazırlıyor. Östrojen ve progesteron salgılanmasını en başta belirttik. FSH ve LH kontrol ediyor ki bunlar da hipofizi uyarma sonucu hipofizden salgılanıyor. Hipotalamusta salgı yapan sinir hücrelerine gonadotropin, salgılatıcı hormon salgılıyoruz. Yani GnRH salgılıyoruz hipotalamustan. Böylece hipofizi kontrol ediyoruz. Hipofizden de FSH ve LH hormonları salgılanarak ovaryumu uyarıyor. Ve buna bağlı olarak da ovaryumdan östrojen ve progesteron salgılanıyor. Bir şemayla da bunu görelim. Evet, şemada hipotalamusun GnRH ile hipofizi uyarması, buna bağlı FSH ve LH'in salgılanıp ovaryumları uyarması gösterilmiş. Bir önceki sayfada bundan bahsetmiştik. Ovaryumda oogenez işlemine yumurta üretimini gerçekleştiğini görüyoruz. Ovaryumdan salgılanan östrojen, buna bağlı olarak rahim duvarının kalınlaşması ya da kişinin hamileliği hazırlanması işlemleri gerçekleşir. Eğer östrojen düzeyi yüksekse pozitif geri bildirimle bu hormonların salgılanması teşvik edilir. Ovaryumdan salgılanan LH'in ovaryumu uyarmasıyla ovülasyon evresi gerçekleşir. Yani yumurta folikülden çıkarak yumurta kanalına geçecek. Yani yumurtlama gerçekleşecektir. Sonra yumurtanın etrafı sarı yağ damlacıkları içerilip sarı cisim dediğimiz korpus luteum oluşacaktır. Oluşan korpus luteum hormon salgılama özelliğindedir. Az miktarda östrojen, çok miktarda progesteron salgılar. Çok miktarda salgılanan progesteron östrojenle birlikte bir negatif geri bildirim uyararak hipofizi ve hipotalamusu geri uyarır. GnRH ya da FSH ve LH salgıları kesilir ve olaylar sona erdirilir. Pozitif geri bildirimle hormon salgılanması teşvik edilirken negatif geri bildirimle hormon salgılanması durdurucu etkiye sahip olacaktır. Tekrar etmek gerekirse hipotalamus hipofizi GnRH ile uyaracak. Hipofizden FSH ve LH salgılanıp ovaryumu uyaracaktır. Ovaryum östrojen salgılayıp östrojen düzeyi yükseldikçe bu mekanizmanın daha da hızlanmasını sağlayacaktır. Bir yandan da oogenez işlemi FSH etkisiyle gerçekleşerek folikülün içinde yumurta gelişimi sağlanacaktır. Yani folikül evresi dediğimiz bir evrede gerçekleşecektir. LH'in ovaryum uyarmasıyla ovülasyon evresi gerçekleşir. Yani gelişen folikülün içindeki yumurta kanala geçecektir. Etrafı sarı cisimle çevrilerek, yağ damlalarıyla çevrilerek korpus luteum oluşacaktır. Korpus luteumdan salgılanan az östrojen, çok progesteron da negatif geri bildirimle bu olayların sona ermesini sağlayacak etkiyi oluşturacaktır. Evet, menstrual döngü ya da aylık döngü, dişi de yumurtalıkta yumurta hücresi oluşumu ve rahimde meydana gelen olaylar belirli periyotlarda gerçekleşen olaylardır. Kadınları hamileliğe hazırlayan, rahimi embriyonun tutunmasına uygun hale getiren, yani hamilelik için hazırlık yapılan, yumurta hücresinin oluşmasını ve ovülasyonu sağlayan bir dizi olay üreme döngüsüdür ve yaklaşık 28 günde bir yenilenmektedir. Üreme döngüsü hipotalamustan salgılanan GnRH'in hipofizi uyarmasıyla başlıyor. Hipofizden de FSH ve LH salgılanıyor. FSH ve LH folikül büyümesini ve folikülün östrojen üretmesini sağlıyor. Büyüyen folikülle birlikte östrojen salgısı da artıyor. Yüksek gelişimdeki östrojen FSH ve LH salgılanmasını daha da hızlandırıyor. Sonuçta folikül olgunlaşıyor. Yani yumurtalık içerisindeki bir folikülün gelişimi hormonlarla sağlanmış oluyor. Bu evreye folikül evresi diyoruz ve menstrual döngünün ilk evresi yaklaşık 10-14 gün süren süreçtir. Bir sonraki evre folikül evresidir. Bir sonraki evre ovülasyon evresidir. Olgunlaşan folikül içerdiği sıvıyla giderek genişlemeye başlar. LH artışından yaklaşık bir gün sonra folikül aşaması bitecektir. LH'ın kanda değerinin en üst seviyeye ulaşmasıyla folikül yırtılır ve içindeki ikincil oosit dediğimiz yapı serbest kalacaktır ki bu yapı bir sonraki aşamada yumurta kanalına geçecektir ki bu işleme yumurtlama ya da ovülasyon adını veririz. Bu işlem 1-2 gün süren
işlemdir ve temelde LH hormonunun miktarının artmasına bağlı olarak gerçekleşir. Döllenme hamileliğin başlama ihtimalinin en yüksek olduğu evre ovülasyondan sonraki birkaç gün olarak adlandırdığımız evredir. Yani bir sonraki evredir ki ondan şimdi bahsedeceğiz. Evet, ovülasyon evresinden sonra üçüncü evre korpus luteumdur. LH yumurtalıkta içinden ikinci oosit çıkmış olan folikül kesesi artığını uyaracaktır. Folikül kesesinden çıkan yumurta folikül parçalarını ve bir miktar yağ etrafına alarak sarı bir cisme dönüşür ki bu cisme korpus luteum adını veriyoruz. Bu evreye de korpus luteum evresi diyoruz. Korpus luteum bir bez yapısında hem progesteron hem östrojen salgılıyor ama daha çok progesteron, daha az östrojen salgılıyor. Bunların seviyesinin kandaki artışı her ikisi birlikte negatif bir geri bildirim oluşturarak hipofiz ve hipotalamusu geri etkiliyor ve kanda LH ve FSH salgısı azalıyor ve yavaş yavaş döngünün sona erdirilmesi sağlanmaya çalışılıyor. Bu evreye luteal evre diyoruz ya da oluşan yapı nedeniyle korpus luteum evresi diyoruz. Bu da yaklaşık 14 gün süren sürece verilen isim. Luteal evrenin sonunda düşük FSH ve LH düzeyi korpus luteumun yapısının bozulmasına sebep oluyor ki aslında FSH ve LH ve özellikle de LH korpus luteum yapısının korunması üzerinde etkili olan hormondur. Bunların miktarının azalması o sarı cismin yapısının bozulmasına yol açacak. Yani artık evrenin yavaş yavaş sonuna gelindiğini gösterecektir. Korpus luteumun parçalanması östrojen ve progesteron derişimini hızla azaltacak. Buna bağlı olarak geliştirilmiş olan yani östrojen ve progesteron tarafından ilk evrelerde geliştirilmeye başlanan endometriyum ya da rahim iç duvarı parçalanmaya başlayacak ve yeni bir adet dönemi başlayacaktır. Bu evreye menstruasyon evresi diyoruz. Yani kanamanın ve atık yumurta hücresiyle birlikte bir miktar rahim duvarı hücrelerinin atıldığı evredir. Bu da yaklaşık 3-7 gün süren, şurada belirtilmiş süreçtir. Kan hücre topluluğu ile birlikte o rahim duvarını oluşturan ve parçalanan hücrelerle ve bir miktar mukusla birlikte vajinadan atılacaktır. Bir ayın menstrual döngüsü başladığında bir sonraki ayın son evresine geçilmiş olur. Yani toplam 28 günün 4 evrede gerçekleştiğinden bahsetmiştik. O evreleri tekrar belirteyim. Folikül evresi, folikülün geliştiği evre, ovülasyon, gelişen folikülün yumurta kanalına atıldığı evre, daha sonra korpus luteum evresi gerçekleşiyordu. Daha sonra ise en son evre, menstruasyon evresi gerçekleşiyordu. Folikül evresi yaklaşık 10-14 gün sürüyordu. Ovülasyon 1-2 gün sürüyordu. Korpus luteum evresi 14 gün sürüyordu. Yani 28 günlük süreç aslında bu üçü ile tamamlanıyordu. Bir ayın menstrual evresi başladığında bir sonraki ayın folikül evresi eş zamanlı olarak başlayacaktır. Yani FSH ve LH miktarı yine artmaya başlayıp yeni bir döngü başlamış olacaktır. Onun için 28 günlük süreç ilk 3 evrenin toplam miktarı da ölçülebilir. Şu 3-7 günlük süreç aslında folikül evresinin ilk 3-7 gününe denk gelen süreç olarak da düşünülmelidir. Evet, bu süreçte gerçekleşen olayları burada da görelim. Folikül evresi ilk 14 günlük süreçtir. Bu evrede FSH ve LH salgısı giderek artar. Buna bağlı olarak yumurtalığın içinde foliküllerin içinde yumurtanın gelişmekte olduğunu görmektesiniz. Evrenin sonunda LH hormonunun seviyesinin maksimuma ulaştığı zaman diliminde folikülden çıkan yumurtanın yumurtlamayla yumurta kanalına geçtiğini görüyorsunuz. Tabi bu süreçte endometriyumun da giderek kalınlaştığını görmektesiniz. Bunun temel sebebi östrojen ve progesteronun fazlaca salgılanması. Bunlardan özellikle ilk 14 günlük süreçte östrojenin biraz daha fazla salgılandığını görüyorsunuz. Ovülasyon evresi sonrası bir sarı cisim oluşuyor. Bu cismin oluştuğu evreye korpus luteum evresi diyoruz. Bu süreçte FSH ve LH belli bir oranda seyrediyor. Ama korpus luteumdan salgılanan östrojen ve progesteron miktarında artış görüyoruz. Tabi burada progesteronun östrojenden biraz daha fazla salgılandığını görmektesiniz. Yani bu süreç yine rahim duvarının kalınlaşmaya devam ettiği süreçtir. Bu evrenin sonunda progesteronun fazlalaşması ve östrojenin nispeten daha az olması negatif geri bildirimle FSH ve LH salgısını kesmeye başlayacak. Yani FSH ve LH buna bağlı olarak azalacak. Yavaş yavaş döngü sona erecektir. İkinci 14 günlük süreç korpus luteum evresinin sonunda da menstruasyon evresi gerçekleşecek ve rahim duvarı parçalanmaya başlayacaktır. Parçalanan rahim duvarı, döllenmemiş yumurta hücresi ve bir miktar kan ve mukusla birlikte vücut dışına atılacaktır. Döllenme ikincil oositle spermin haploid çekirdeğinin kaynaşmasıdır ki ikincil oositin spermin de en kromozomlu olduğunu düşünürseniz bunun sonucu
oluşacak hücre iki en kromozomlu olacaktır ki bu hücreye de zigot adını veriyoruz. Bu kaynaşmanın olmasının öncelikle spermin baş kısmının baş kısımdaki çekirdeğin yumurtaya girmesi gerekmektedir. Ki sperm yumurtaya ulaştığında yumurtanın dış tarafında özel bir tabaka bulunur. Bu tabakaya zona pellucida da diyoruz. Bu jel yapıya temas eden spermin uç kısmındaki akrozom adlı yapıdan salgılanan enzimlerle yumurtada bir delik açılır. Zona pellucida içinde sperm için reseptör görevi yapan bir molekül bulunur ki böylelikle sadece aynı türün spermleriyle yumurtalara birbirine uyum sağlayarak birleşme sağlanacaktır. Bu molekül spermin zona pellucidadan geçişini kolaylaştırıcı etkiye sahiptir. Spermin akrozomundan salınan enzimler jeli eritip bir açıklık oluşturur. Bu açıklıkta spermin plazma zarıyla yumurtanın plazma zarı kaynaşacaktır. Yani sperm zarıyla yumurta zarı kaynaşıyor. Kaynaşma sperm çekirdeğinin ikinci oositin sitoplazmasına girmesini sağlayacaktır ki ikinci oositin sitoplazmasında da metafaz 2 evresinde bekleyen hücre uyarılmış olacaktır. Böylelikle meiyoz dişi birey için tamamlanacak. Sonucunda en kromozomlu bir çekirdek meydana gelecek. Bu çekirdek de sperm çekirdeği birleşerek zigot meydana gelecektir. Evet, görselde de adım adım spermin yumurtaya yaklaşmasını görüyorsunuz. Sperm yumurtaya yaklaştı. Zona pellucida adlı maviyle gördüğünüz alana geldi. Yani bir jel tabakaya geldi. Burada özel reseptörler var. Spermi tanıyorlar. Sadece mevcut spermlerden ki buraya binlerce spermin ulaşması mümkün. Sadece bir tanesi reseptör tarafından reseptörün algılamasıyla uyarılacak ve jel tabakayı geçebilecektir. Geçtikten sonra üçüncü adımda akrozom kısmındaki enzimler yumurta zarında bir kısmi delik açacaktır. Yumurtanın zarıyla spermin zarı birleşecek. Yumurta içindeki maviyle gördüğünüz çekirdek yumurtanın içine girmiş olacaktır. Yumurta içinde metafaz 2'de bekleyen hücre uyarılmış olacak. Meiyoz tamamlanacak. Ve sonucunda en kromozomlu bir çekirdek oluşacaktır. Yumurtanın en kromozomlu çekirdeğiyle spermin en kromozomlu çekirdeği birleşecek ve iki en kromozomlu aslında zigot dediğimiz bir yapı meydana gelmiş olacaktır. Evet, in vitro fertilizasyon laboratuvar ortamında bu işlemin gerçekleştirilmesine verilen isimdir. Bazı döllenme ile ilgili sıkıntı yaşayan ve çocuk sahibi olmayan insanlar için aslında bir tüp bebek dediğimiz yöntemdir. Dişiden uygun yumurta hücresi, erkekten uygun sperm hücresi alınıp laboratuvar ortamında birleştirilme yoluna gidilir. Döllenme sonrası oluşan zigot bir süre laboratuvarda geliştirildikten ve beklendikten ve uygun şartları sağladıktan sonra bir anne rahmine ya da taşıyıcı bir annenin rahmine yerleştirilerek çocuğun gelişimi sağlanmaya çalışılacaktır. Evet, üreme sisteminin sağlıklı yapısının korunması için sağlıklı ve dengeli beslenmek gerekiyor. Alkol, tütün ve tütünün mamullerinden uzak durmak gerekiyor ki anne kanından plasenta aracıyla çocuğa zararlı moleküllerin geçmesi onda kalıcı hasarlara yol açabilir. Kişisel hijyene dikkat etmek gerekiyor. Frengiber soğukluğu, AIDS, hepatit B, hepatit C, herpes virüs ya da papilloma virüs ya üreme sistemine bulaşan ya da üreme sistemi aracılığıyla bulaşan çeşitli virüs ve bakteri hastalıklarına verilen isimdir. Örneğin frengi üreme sistemi aracıyla bulaşan ve üreme sisteminde de yerleşebilen bir bakteri çeşididir. Bel soğukluğuna sebep olan bakteri yine üreme sistemine ulaşabilir ve üreme sistemine yerleşebilir. Hepatit B ve C genelde karaciğerde etkili olan ama üreme yoluyla ulaşabilen, yine AIDS bağışıklık sistemi üzerinde etkili olan ama üreme sistemine ulaşabilen virüslere örnektir. Herpes virüsü ve papilloma virüsler de yine üreme sistemine ulaşan virüslere örnek olarak gösterilir. Yani birkaç soru çözerek dersimizi tamamlayalım. Şekilde üreme olayı özetlenmiş. Buna göre hangileri yeni kalıtsal kombinasyonların oluşmasında etkilidir? Yani oluşan çocuğun farklı genetik yapıda olmasını sağlar. Dişide yumurta oluşumu meiyoz bölünmedir. Dolayısıyla dişi bireyde yumurta oluşumu genetik çeşitlilik sağlayıcı bir olaydır ve çocuğun farklı bir genetik kombinasyona ulaşmasında etkili olacaktır. Erkekte sperm oluşumu yine meiyoz bölünmeyle sağlanacağı için genetik çeşitlilik sağlanacaktır. Yumurta ve spermin döllenmesi, döllenme rastgele gerçekleşecek. Rastgele bir spermle yumurta döllenecektir. Dolayısıyla çeşitlilik sağlanacaktır. Ancak zigottan embriyo oluşumu gelişme sürecinde ve temeli mitoz bölünmelere dayalı olarak gerçekleşir. Dolayısıyla bu cevap olmaz. Cevap D seçeneği olur. Erkek bireyde sperm üretiminden vücut dışına atılmasına kadar hangi yapılardan hangi sırayla geçer diye sorulmuş. Dişi bireyde, pardon, erkek bireyde üreme hücresinin oluştuğu yapı vaz deferens, seminifer tüpçükleridir ki bunlar
testislerin içinde bulunan yapılardır. Buradan başlayarak epididimiste olgunlaşan spermler vaz deferans yoluyla üretraya, buradan da vücut dışına doğru atılacaktır. Yani cevap 4, 3, 2, 1 E seçeneği olur. Menstrual döngüde gerçekleşen evrelerden hangi ikisi yer değiştirirse evrelerin gerçekleşme sırası doğru olur. Hatırlayalım, evrelerden ilki folikül evresiydi. İkincisi ovülasyon yani yumurtlama işlemiydi. Üçüncüsü korpus doğum oluşuyordu. Dördüncü evrede menstruasyon evresiydi. Buradaki seçeneklere bakalım. Folikül evresi 1 doğrudur. İkinci evre ovülasyon olması gerekiyor. 3 korpus sutum, 4 menstruasyon evresi olması gerekiyor. Dolayısıyla ikinci evreyle dördüncü evreyi yer değiştirirsek bu olayların sıralanışı doğru olacaktır. Cevap D seçeneği olur. Evet, bir sperm şekli gösterilmiş. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Akrozom adlı kesede spermin yumurtaya girişini sağlayacak enzimler var. Çekirdek tek takım kromozom içeriyor. Yani mayoz bölünme sonucu oluşmuş ve babaya ait kromozomların yarısını içeriyor. Boyun kısmında çok sayıda mitokondri var ki bu da üretilen enerji temelde büyük oranda spermin hareketini sağlayıcı enerjidir. Sitoplazmada bol miktarda besin depoludur ifadesi yanlıştır. Sperm sitoplazmasında besin bulunmaz, hatta dışarıdan besin ihtiyacını karşıladığını söyledik. Dolayısıyla cevap D seçeneği olur. Evet, dişi bireye ait yapılar gösterilmiş. Buna göre görevlerini gerçekleştiren yapılar sorulmuş. Embriyonun tutunup yerleştiği yer rahimdir. Yani M ile gösterilir. Onun için 1'e M diyelim. Yumurtanın döl yatağına taşınmasını sağlayan fallopi tüpüdür. L ile gösterilmiş. Yumurtanın üretildiği yer ise yumurtalık yani ovaryumdur. K ile gösterilmiş. Dolayısıyla cevap MLK olacak şekilde E seçeneği olur. Evet gençler, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.